Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Duruk. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek soruların çözümünü yapacağız. Ama bu örnek sorular sadece 3. üniteyi kapsayan sorular, inkılap ile alakalı soruları çözeceğiz. Tabi arkadaşlar 1. ve 2. ünitenin full yayınlanan bütün örnek soruları da Yine inkılap Tarihi kapsamında birinci, ikinci üniteler benim hocam YouTube kanalında yayında onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. hiç sıkılmayacaksınız. Gayet seri ve hızlı bir anlatım yapacağım. Öf, öf yapmayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Eğer hazırsanız hemen tabi çözümlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar burada ilk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında demiş. Bir infografik çalışma verilmiş burada. Ee, ve demiş ki verilen gösteren hareketle aşağıdaki yargılara hangisine ulaşılamaz? İngilizler Anadolu'daki Rumlara destek olmuşlardır. Rumlar e, 17-18 Mart 1919'da Samsun'da asker çıkararak İngilizleri arkalarına arkalarını alarak, İngilizlere arkalarını al almışlarsa e, sıkıntı büyük ve e, Rumlara destek olduklarını söyleyebiliriz İngilizlerin. Milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi kararlaştırılmıştır. Burada ee, var mı milli mücadele? Bakalım. Türk halkı Rumlara karşı kendisini savunmak için teşkilatlamaya başlayınca İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul Hükümeti'ne bir nota vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini istedi diyor. Burada söz konusu değil. Savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a demirledi. 13 Kasım 15 Mayıs'ta İzmir şikayet edilmiş. Bu söz konusu değil. Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Bölgede asayiş sağlamak için 9. Ordu müfettisi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesinin planlarıyla Samsun'a doğru yola çıkmış. Kurtuluş mücadelesi varsa vardır. Mondros ateşkesi sonrasında İstanbul'da işgaller başlamıştır. Arkadaşlar Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a demirlemiş diyor. Onun çıkasında Mondros'tan sonraki bir durum zaten bir dönem. Onun için bu da doğrudur ve B seçeneği yanlıştır diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu da. Bu arada e, mavi renkliler yani mavi çerçeveli olanlar olanlar bu yılın soruları. Turuncu çerçeve turuncu renkler de arkadaşlar geçen, geçmiş yılların sorularıdır. <laughs> Şimdi bolca harita sorusu yayınlanıyor. Ben bu yıl harita sorusu bekliyorum. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ordusu Kütahya Eskişehir Savaşları'nda kayıp sayısını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek, zaman kazanmak ve savunma için daha elverişli koşullar sağlamak üzere Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Buna göre aşağıdaki haritalarda hangi Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ve Yunan ordusunun durumunu göstermektedir. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'ndan önce diyor. Eee şimdi Kütahya Eskişehir Savaşlarından sonra diyor. Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş. Burada Sakarya Nehri neresi? Burası. Bütün haritalarda ortak. Şimdi mavi Türk şeyi maviler Türk ordusunu gösteriyor. Kırmızılar Yunan savunma hattını gösteriyor. Ee, tabii Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna geçmiş diyorsa şu bölgede olması lazım yani. Burada verilen haritalarda sadece C seçeneğinde Türk ordusunun şu bölgede olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğu'yu batıyı bilmeniz yeterli bu soruyu doğru cevaplandırmanız için. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Milli mücadele döneminde Antepur, Foyamaraş, Fransızlar ve Fransızların silahlandırıldığı Ermeniler tarafından işgal edilmişti. Düzenli bir ordu bulmadığı için Güney cephesinde Kuvayi milli birlikleri işgallere karşı direnmiştir. Buna göre Güney cephesi ile ilgili arkadaşlar bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu yani Kuvayi Milliye bölgeseldir zaten. Kuvayi milliye işgallere son verdiği sonuç çok ortada. Sadece direndiğini biliyoruz. Fransızların azınlıklar ile işbirliği yaptığı Ermeniler bir azınlıktır. E, 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 Fransızlar Ermenilere silahlandırmışsa işbirliği söz konusu diyebiliriz. Hangilerine ulaşabiliriz? 1 ve 3'e ulaşabiliriz. Devam ediyoruz. Sovyetler Birliği ile TVM hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması'na göre uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir. Taraflardan birini tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Buna göre TVM hükümeti ile ilgili uluslararası diplomasiyle Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir arkadaşlar. Uluslararası bir antlaşmayı diğerini tanımıyor. Doğrudur. Yani uluslararası alanda biri birini tanımıyorsa diğer de diğerini tanımıyor. Ya yani aynı şey. Mesela diyor ki ben Sevr'i tanımıyorum. Diyor ki o zaman ben de tanımıyorum. O zaman dış politikada birlikte hareket ediyorlar. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir. Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı taahhüt Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir. Arkadaşlar uluslar kendi geleceğini kendisi karar veriyorsa iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir. Yani onaylamıştır diyebiliriz. Cevap 1 2 3. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu yıl yayınlanan sorulardan biri 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk antlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar doğu doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Şimdi arkadaşlar birbirlerinin bağımsızlığını onaylıyorlarsa birbirlerinin ee, bağımsızlıklarını ve kendi ulusal düşüncelerine saygı duyduklarını gösteriyor. Bu durum bize bunu ispatlıyor. Yani bu akılda kalsın. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçler yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devlet anlaşma yapmadan önce taraflardan birbirine bilgi vereceği vurgulanmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi dostluk antlaşmasının hedeflerinden biri değildir. Sömürgeciye karşı ortak tavır almak. Yani olabilir. İş politikadaki sorunları çözüme kavuşturmak, işbirliğine dayalı bir yaklaşım. Zaten işbirliği vurgusu var genel itibariyle. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek fikri arkadaşlar, ee, yani emperyalist güçlere karşı mücadele ediyorsun. O da var. İş politikadaki sorunları çözüme kavuşturmaktan ziyade Afgan dostluk antlaşması dış politikadaki sorunları ve dış politikada ortak hareket etmeye yönelik bir karardır arkadaşlar. Dördüncü soru, Marif Kongresi'nin 21 Temmuz 1921 tarihinde e, tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Dönemin Marif Vekili Hamdullah Subi Tanrıver mecliste yaptığı konuşmada kongreye katılacak delegeler için 2000 lira bütçe kullanıldığını, 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerini karşılandığı konaklama giderlerini ise karşılamadığı bilgisini vermiştir. Arkadaşlar e, e, savaşa rağmen Marif Kongresi varsa eğitim ve eğitim konusuna önem veriliyordur demektir. Kongrenin zor şartlar altında toplandığına arkadaşlar yani zor şartlar var. Niye? Çünkü bütçe kısıtlı ve seyahatte birlikte hareket ediyorlar falan birçok sorun var. Zor şartlar var yani. Kongreye yönelik tasarruf önlemleri alınmış. 3-4 delege yani 3-4 temsilci aynı anda seyahat etmekle neyi amaçlıyor? Tasarruf etmeyi. Onun için doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar. Şunu biraz yakınlaştıralım her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığın tarihi bir kere daha yazdır yazdıran muazzam bir eserdir. Mustafa Kemal'in büyük taarruzun önemli ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Büyük taarruz başarıyla sonuçlanmış. Zafer var, muazzam, memnuniyet varsa zafer vardı zaten. Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı yapılmıştır. Adı, adı taarruz. Nasıl savunma savaşı yapıyoruz ki? diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Hareket planı hazırlanırken her detay gözden geçirilmiştir. Ee, her safhasıyla düşünülmüş kelimesi C'ye ulaştırır bizi. Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermiştir. Türk ordusunun Türk Subay ve Yüksek Kutu ve tarihe bir kere daha. Demek ki daha önce daha var. O zaman D şıkkı doğru. B şıkkı yanlış. Buradan çıkartılamaz. Evet üçüncü soru arkadaşlar geçmiş yıllara ait bir soru. Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaratılışımıza hiç de uymayan yabancı fikirlerden, doğuda ve batıdan gelen etkilerden tamamen uzak milli ve tarih yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü milli dağın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir. Mustafa Kemal 1920'de Marif Kongresi'ne yaptı bu konuşmadan geri kalışı nedeni olarak eğitim programlarını göstermiştir. Gerilemesinden en önemli neden geri kalmış geri kalmışlık hurafeler diyor bir doğru. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit edilmesine karşı çıkılmıştır. Etkilerden uzak diyor. Doğu ve Batı'dan gelen etkilerden tamamen uzak. Özgün olmasını istiyor. Olur. Gelişmenin ancak milli kültüre uygun bir eğitim programıyla mümkün olabileceğini. Milli tarihi ve yapımıza uygun dediğine göre 3'e de ulaşırız cevap D1, 2 ve 3. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Bir vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Mustafa Kemal'in bu sözüyle unsurlarda hangilerine önem verdiği söylenebilir. Arkadaşlar bir vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, asker güç, askeri güç. Diğeri de irfan ordusu eğitim arkadaşlar. Burada siyaset söz konusu değil. Cevap 1 ve 2 olacaktır. 5 Sakarya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ankara'da bütün imkanlar seferber edilmiş. Herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadın, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaş içindeydi. Bu metinden hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili aşağıdaki zaten hangisi söylenemez demiş. Vatanseverlik duygusu var, fedakarlık var. Sadece ordu değil millet de savaşmış. Herkes vatan için yollara düşmüş diyor. Topyekün mücadele. Herkes vatan için yollara düşmüşse topyekün topluca bir mücadele var. Milli mücadele sona ermiştir. Hayır bunun için neyi bekleyeceğiz? Mudanya ateşkesini bekleyeceğiz. Doğru cevabımız D seçeneği yani D seçeneğine ulaşamayız. Dördüncü soru Mustafa Kemal taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunda ve mecliste hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirilere kaleme aldı. Bazı milletvekili taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerini Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı kalsın. Tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır. Sözleri yetiştirdi. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu 1922 yılında yılının yaz aylarına doğru taarruzu hazır hale getirildi. Buna göre Mustafa Kemal'in taarruzu ertelemesinin sebebi. Bak burada. Burada, burada. Anahtar kelimeyi alacaktık. Almamız lazım. Milletvekillerinin isteklerini yerine getirmek. Hayır. Karşı çıkıyor zaten. Savunma savaşı yapmak. Hayır. Hayır. Taarruz yaz aylarında yapmak. Hayır. Ordunun eksiklerini gidermek hazırlığımızı tamamen demiş. Hazırlığımızı gelinme, getirmemiz lazım ki taarruz edelim diyor. Onun için doğru cevap D olacak. İki Kazım Karabekir Paşa Gümrük Antlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir. Ermenilerin Sevr Antlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. O Ermenilerin Sevr Antlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Demek ne demek? Demek ki Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki haklarından vazgeçmiş. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nı yok saymışlardır. Hayır. Ermenilerden bahsediyoruz. Ermeni Hükümeti Sevr Antlaşması'nı yeniden düzenlenmesini istemiştir. Hayır. Doğu Anadolu'da iki yeni devletin kurulmasına karar verilmiştir. Zaten bu ülke bütünlüğümüze aykırı olduğu için söz konusu değil. Sevr Antlaşması Ermeni Hükümeti tarafından geçersiz sayılmıştır. İmzasını geri aldık. Yani geçersiz. Yani tanımıyor. İki Adana olacak Evet arkadaşlar. Reis Bey başını salladı. Elbette en mühimi de etrafınıza Kuvayi Milliye'nin çete olmadığını Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır. Kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun. 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çabutun bile değeri vardır. Toplayın verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalara başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayancık, dayan, dayandıkça da Derledim toparlarımız. Küçük A romanında alınan bu parçadan hareketle Kuvay Milliye Birlikleri ile ilgili ihtiyaçlarını halktan karşılamış. Diyor ki verin diyor halka. İhtiyaçlarını karşılayın bir olur. Düşmanı yurttan atacak güçlüdür. Arkadaşlar dayanın diyor. Yani bu güçlü olduğunu göstermiyor ki zaten düşmanı kurttan düzenli orada attı. İki eliyoruz çünkü ulaşılabilir demiş. Halktan oluşan direniş kuvvetleridir. Arkadaşlar Kuvay Milliye çete değil diyor. Ki Kuvayi Milliye'nin zaten biz genel itibariyle halktan oluşan direniş kuvvetleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet ikinci soru. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele ruhunu söyle ve adlı eserinde şöyle tanımlamıştır. Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil köyde evinde tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifede sayarak bütün varlığını yalnız mücadele verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten gö göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Vatan savunmasında maddi imkanların kullanılmasına öncelik verilmelidir. Hayır. Halkın çatışma bölgesinden uzak güvenli alanda taşıması gerektir. Hayır. E, düşman karşısında askeri birliklerin mücadele etmesi yeterlidir. Hayır. Topyekün mücadele. Köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes topluca topyekün. Cevap D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Burada tabii üçüncü soru örnek soru. Aşağıda İsmet Bey'in Doğu cephesinde kazanılan zaferden sonra Kazım Karabekir Paşa yazdığı mektuba yer verilmiştir. Sevgili kardeşim, şu hareket bizi bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korona ihtiyacımız vardı. Allah'ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın. Bu mektuba, bu mektuba göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Kazanılan zafer milli mücadele mücadele tamamlanmıştır. Bu zafer arkadaşlar ilk zaferdir. Hayır. Bunun için neyi bekleyeceğiz? Mudanya'yı bekleyeceğiz. Kazım Karabekir Paşa'nın askeri rütbesi yükseltilmiştir. Hayır. Söz konusu değil. Doğudaki zafer kurtuluşu kurtul özür dilerim. Doğudaki zafer kurtuluş mücadelesine umut olmuştur. Şöyle bir uygu koyalım. Ben de okuyamadım kurtuluş mücadelesine umut vermişti. Bizi ihya etti diyor. Ee, o kadar sıkılmıştık ki yani sen bir zafer kazandın bizi mutlu ettin inancımız arttı cevapçe. Elde edilen başarının yutunumuzda Yunanlılar geri çekilmiştir. Zaten burada bir Yunan vurgusu zaten söz konusu değil. Evet devam ediyoruz. Son iki soru dayanın arkadaşlar. 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında İstiklal Yolu yürüyüşü etkinliğinin 15.si gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara şu bilgiler verildi. İstiklal Yolu milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul'da Rusya'dan İnebolu'ya gelen cephanenin kanılarla Ankara'ya ulaştırıldığı yoldur. 340 kilometrelik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin %90'ı kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalif milli Emirlerinin yayınlanmasının ardından daha da hareketlenen yolun önemini önemini Mustafa Kemal'in şu sözleri anlatmaktadır. Gözüm Sakarya'da, dumlu pınarda kulağım yine Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sorumuzda. Halk birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiştir. Yani e, kadınlar, erkekler taşıyor mermileri evet. İstanbul hükümeti ile Türk halkı güç birliği yapmıştır. Türk kadının cephe gerisinde önemli işler başarmıştır. Kadınların zaten burada memnun taşıdığını söyleyebiliriz. Cephe gerisindeki çalışmalar cephedeki kadar önem görülmüştür. Arkadaşlar bakın diyor ki gözüm Sakarya'da, Dumlupanar'da kulağım İnebol'da diyor. Gözüm Sakarya'da, Dumlupanar'da kulağım İnebol'da. O zaman cephe gerisindeki çalışmalar cephe kadar önemli görülmüştür de diyebiliriz. Ama İstanbul hükümetiyle asla ve asla işbirliği yapılmıştır yorumunu çıkartamayız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda halk tarafından aşağıda halk tarafından kendilerine 12 lira adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı, uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir. Biz 12'ler şehirli ve köylü Türk ve Kürt yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Düzenli orduya katılım sağlanacağına söz konusu değil. 12'lerin Batı illerinden destek aldığına söz konusu değil. Milli mücadelenin başarıya ulaşacağına, eee 12'lerin Urfa halkını temsil ettiğine de söz konusu değil. Biz 12'ler şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa halklarının hislerine tercümanız. Yani onların temsilcisiyiz. Onları temsil ediyoruz. 6 cevap D olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar 1. ve 2. ünitenin yayınlanmış olan örnek sorularının, inkılap tarihi örnek sorularının çözümlerine de benim hocam YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Ee, bu arada birinci dönemi kapsayan, birinci dönem müfredatını kap kapsayan LGS birinci dönem sözel ve sayısal kitap, tekrar kitaplarımız çıktı. Sözel e, kitabının ve sayısal kitabının birinci dönem tekrar kitabının e, satış linkini açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar muhteşem bir kitap yazdık. Örnek sorularla paralel çıkması muhtemel. Ee, i̇nşallah bütün sorular benim hocam yayıncılığım birinci dönem sözel ve sayısal tekrar kitaplarından çıkacak. Siz de bundan geri kalmayın diye e, tavsiyede bulunuyorum. Benim hocam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 tahminde inkılap tarihinde 10 net adlı bir video daha çekeceğim. O da benim hocam YouTube kanalında yayında olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.